ama Erdoğan-Biden ilişkileri zaten 3,5 sene önce yanlış ayakla başladı. Tamamen ters başladı. Biden'ın siyasi kariyeri boyunca Türkiye'ye olan yaklaşımı zaten sicili ortadadır. 48-49 yıllık siyasi kariyerinde. Dikkat ederseniz niye yanlış başladı diyorum bu ilişki. Biden Ocak 2021'de yemin etti, görevi devraldı. 3,5 ay bir telefonuna bile çıkmadı Erdoğan'ın. Telefonla ilişki kurmadı. Ondan sonra hatırlayın, Büyükelçi Murat Mercan güven mektubunu sunması lazım Biden'a Beyaz Saray'da. Hatırlıyor musunuz? Bir restoranda bir dışişleri görevlisi veya Beyaz Saray görevlisi o güven mektubunu aldı. Tarihte eşi emsali görülmemiş bir durum. Ondan sonra 2022'ydi galiba veya 2021, özür dilerim, geri sayayım. Bir demokrasi zirvesi organize etti Biden. Tam 106 ülkenin devlet ve hükümet başkanları buna davet edildi. Ama işte Afrika ülkelerinin büyük bir bölümü, efendim İran, Suudi Arabistan, Çin, Rusya, Asya'dan zannediyorum Pakistan, Hindistan ve Moğolistan dışında tabii Japonya, Kore, onlar davet edildi. Ama Türkiye davet edilmedi buna da, demokrasi zirvesine. Bu zirvenin üç temel amacı vardı: otoriter rejimlerle mücadele, insan haklarına saygının arttırılması ve yolsuzlukla mücadeleydi. Türkiye de bu zirveden dışarıda tutuldu. Ondan sonra bir şey daha hatırlatayım. 2022'de Bali'de bir zirve yapıldı. Orada Joe Biden hem NATO üyesi hem G20 üyesi olan ülkelerle bir toplantı düzenledi. Hatırlayacaktır takip edenler. Erdoğan orada olmasına rağmen o toplantıya davet edilmedi. Hatta sorulduğunda hatırlayacaksınız, Erdoğan dedi ki herhalde vakitleri olmadı bizi çağırmaya, bizi daha önemli toplantılara çağırıyorlar falan dedi. Dolayısıyla bu sene seçim yılı ve tabii hiç ilişkiler hiçbir zaman sıcak olmadı bu Biden başkanlığı döneminde. Ama işte şey için Blinken defalarca geldi. İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü için baskı yaptı, pazarlıklar yapıldı. İşte karşılığında F-16 pazarlığı falan yapıldı. Türkiye bunu herkes biliyordu, Türkiye'nin Amerika'ya itiraz etmeyeceğini. İsveç ve Finlandiya NATO'ya kabul edildi. Türkiye şerhini kaldırdı orada. Ama bu sene hem birincisi seçim yılı. Yani demin saydığım bu dışlanmalar zamanında ne İsrail Gazze olayı vardı, ne Türkiye'nin Hamas'a yönelik söylemleri vardı. Ama ona rağmen Türkiye'nin ve Erdoğan'ın içerideki sicili ve Türkiye'nin dünyadaki sicilinden dolayı Biden tamamen Türkiye'ye sırtını dönmüştü. Onun için ben zerre kadar şaşırmadım. Bu saatten sonra bir ziyaret gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Acı olan ne biliyor musunuz? İnternete girip bakarsanız Biden'ın başkanlığı döneminde Washington'da ağırladığı dünya ülkeleri ve liderlerinin bir listesine bakın, kahrolursunuz. Kenya'dan Kuveyt'e kadar, işte Meksika'dan Filipinlere kadar, Irak devlet başkanına kadar herkes Beyaz Saray'da ağırlandı. Ama sözüm ona, Türkiye Amerika'nın stratejik tarihi müttefiği, ortağı Türkiye maalesef Washington'a davet edilmedi. Bu son kararda da Erdoğan'ın Hamas'la ilgili sözleri yani bütün ilişkilerin üstüne tuz biber ekmiştir. Hele hele Amerika'da bu sene, işte şimdi ne Mart ayındayız, Kasım'ın ilk haftası başkanlık seçimleri var. Temsilciler Meclisi'nin 435 milletvekili seçime girecek. Senato'nun üçte biri seçime girecek. Böyle bir ortamda Türkiye bu siciliyle, Türkiye'ye bir siyasetçinin Amerika'da yakın görünmesi, sıcak görünmesi, poz vermesi, hele hele Hamas lideriyle verilen pozdan bir iki hafta sonra, düşünebiliyor musunuz Biden'ın Washington'da
el sıkışarak poz vermesinin kendisine ve Demokrat Parti'ye kongrede nelere mal olacağını, bütün bunları yan yana koyunca yani tarihi NATO müttefiğimiz, ki bizim mükemmel bir ilişkimiz vardı Amerika'yla. Yani biz Kore'den tutun Bosna'ya kadar, Mogadishu'dan tutun Kabul, Afganistan sokaklarına kadar biz işbirliği yaptığımız bir müttefiğimiz de Amerika. Ama tarihinde ilk defa Washington'da Türkiye için güvenilmez sözde müttefik sözleri yer alıyor. Bakalım bundan sonra nasıl bir ilerleme kaydedilecek ilişkilerde, bekleyip göreceğiz.